Selamlar. Şimdi ben size neler olduğunu, neler bittiğini anlatayım. Öncelikle ben kaydı en son kapattığımda, kaydı dediğim daha doğrusu yayını en son kapattığımda, Zomboid oynadığımızda birinci ayın üçüncü ya da dördüncü günündeydik. Tam olarak net hatırlamıyorum. Ve Mesut, internetin boktan dediğin şeyi biliyorum abi. GeForce Now demiş. Vallahi Mesut, keşke iyi bir internet altyapın olsa da kankam, oyunları GeForce Now ayrıcalığıyla oynasan. Ya çünkü bilgisayar toplamaktan daha kolayına gelir diye tahmin ediyorum. Konserve açacağını atmayalım bu arada. Neyse efendim, velhasıl kelam. Evet, 32-33 gündür hayattaydık. 1 ay 10 gün oldu. 40. günü devirdik ve neler olup bittiğini ben size şöyle göstereyim. Öncelikle pirinç ve makarna stoklarım burada. Sürekli pilav ve makarna yiyorum ağırlıklı olarak. İcabında un ya da şekerle de farklı malzemeler yapabiliyorum. Bununla beraber şurada gördüğünüz raflarda yemeklere katabileceğim malzemelerin yanı sıra işte çay kahve yapabileceğim, salata yapabileceğim ya da ekmek yapabileceğim malzemeler var. Yukarıdaki raflarda da patlamış mısır ve erişteler var. Çünkü patlamış mısırla erişte hazır tüketilemediği için onları buraya koyma gereği duydum. Bütün yaptığım şeyler bunlarla da sınırlı değil. Burada yemek yapabileceğim bazı alet edevatlar var. Her zamanki gibi konserve yemeklerim burada. Şurada kullandığım su tencereleri var. Hemen kapının önüne de bir tane şey koydum. Kasa koydum. Burada da işte kullanmadığım su tencereleri. Hani bitiyor. Yağmur yağdığında dışarı seriyorum. Tencerelere topluyorum suyu. Topladığım suyu kullanıyorum. Efendim şimdi asıl olay evin... Ama ben bunları daha geçen temizledim. Neyse. Asıl olay evin bu kısmı değil. Ne kadar çok kesersen o kadar gür çıkıyor herhalde bu arada. Asıl olay evin bu kısmında değil, dışarısında. Şimdi buradaki kasalar buraya yeni eklendi. Bunlar ne diye soracaksınız. Kış aylarının yaklaşmasına mutabıkken galiba 8. aydayız efendim. 9. ya da 10. aya doğru kış ayları yaklaşacağı için kış aylarının yaklaşmasına doğru yakıtsız kalabilirim diye kala stokladım bol bol. Burada görmüş olduğunuz bütün kutuların içerisinde 16'şar tane kalas var. Bazısında yok. Bazısında 15 tane var. Bazısında 16 tane var. Burası komple kalas dolu. Buradaki kutularda da çöpümü kategorize etmiş bir vaziyetteyim artık. Hani en son biliyorsunuz şu kısmı bokluyorduk. Tabiri caizse. Bu kısmı bokluyorduk. Bu bokladığımız alana yığılıyordu her şey. Burada her şey yerli yerinde. Taşıma aleti olarak kullanabileceğim bir taşıma görevi üstlendirebileceğim atıklarım burada. Ev malzemeleri burada, kullanmadığım fazla ev malzemeleri işte sargıdır, şudur, budur falan. Bununla beraber burada kitaplar ve dergiler var. Dergilerin tamamını okudum bu arada. Bütün her şeyi yapmayı biliyorum. Tuzaktır, şudur, budur falan. Hepsinin yapımını öğrendim dergiler sayesinde. Ama bunlar yakacak olarak da kullanıldığından dolayı atmadım. Bütün kağıt türü atıklarım burada. Bütün malzemelerim burada. Malzeme atıklarım. Niye tutuyorum kırık bıçağı elimde? Çünkü onarıp tekrar kullanım sağlayabilirim. İcap ederse, ki hiç icap ettiğini daha görmedim de. Bok gibi durmasın. Selamlar Grand Witcher. Hoş geldin tekrar. Save evet, bayağı iyi balım. Gerçi sen geldiydin. PlayStation 4 de aldım dedin. Ben sana tekrardan hoş geldin diyorum ama olsun, hoş geldin. Burada da kullanabileceğim atık malzemeler var. Kapı kuludur, kullanışsız tahtadır, vidadır, daldır, ağaç dalıdır. Bunlar kullanılacak ve çürümüş yiyeceklerim de burada. Yemeklerden ileride gübre yapılabildiği için ilerleyen vadelerde çürümüş yemek de toplayabilirim. Şimdi size asıl göstereceğim olaya doğru bir yola çıkalım. Ta 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 tam. Garaj yaptım kendime. Evet. Şu artı bir garaj. 3 arabam burada seyreder vaziyette. Yani 3 arabamı ben buraya sıkıştırdım. Bu arabaların her birinin içerisi boş ama depoları dolu. Yani bir maceraya çıkacağım zaman buradaki araçlarımı kullanabilirim sırayla. Hepsinin taşıma kapasitesi aşağı yukarı aynı. O yüzden özellikle lazım olacaklarını düşünmedim. Burada bir sandığım var. Bu sandıkta ilk yardım kiti var. Bu ilk yardım kiti arabaların taşıyacağı ilk yardım kiti. Hani ne olur ne olmaz bir sakatlanma durumunda zombi ısırdı bir şey oldu. Hop baba, arabaya dönüyoruz. Bir araba niye taksi gibi duruyor? Bu pizzacı arabası kanka. Pizzacı mı? Taksici mi? Tam bilmiyorum ne arabası olduğunu.
Hop arabaya dönüyoruz. Buradaki ilk yardım çantasından hallediyoruz. Şurada bir kamyonum var. Bu kamyonu tamir etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Nasıl tamir etmeye çalışıyorum? Minik bir tamirci becerim var. İşte sağ ön far ve sol ön farı tamir etmeyi başardım. Camları falan söküp takmaya çalışacağım ama henüz o kadar tamircilik becerim yok. Kaputu falan sökmek de maliyet istiyor. Muhtemelen elimize gerekli malzemeleri alıp tornavidadır, şudur budur. Koltukları falan söke söke bir şeyler kasmaya çalışacağız. Hiç anlamıyorum arabadan, o yüzden sadece farlarını takabildim. Yani tamir etmeye çalışıyorum dediğim bu. Bir Amerikan rüyası gibi bahsettim de. Live'dan burası geride değil. Eş zamanlı ilerliyor. Ben off-stream'de yayın dışı oynadım. Ha, son olarak sürekli bu ev çevresinde durmayacağız tabii ki. Ben tekrardan yola çıkacağım. Son olarak size son stok durumundan bahsedeyim sevgili arkadaşlar. Stok durumumuz şu şekilde. Görmüş olduğunuz 3 rafta ağzına kadar 50 kiloluk konserve yemeklerle doldu. Buralar ağzına kadar yemek dolu. 50 kiloluk yemekler var. Yani nereden baksan 150 kiloluk yemek burada var. Hoş geldin Olguncum. İyiyim balım. Sen nasılsın? Ve burada 19 kilo köpek maması var. Evet, zorda kalırsak köpek maması da yiyeceğiz. Sularımız zaten burada dolu vaziyette. Bir de burası neredeyse 50 kilo oldu. 113 paket cips, 22 paket fıstık ezmesi, 27 paket çikolata, sayamayacağım kadar makarna, peynirli makarna, hazır peynirli makarna. Mısır gevreği falan var burada. Hani buralar hazır tüketilebilir materyaller. Alkoller ve diğer içecekler de burada. Yani anlayacağınız save bomba gibi. 150-200 kiloya yakın konserve yemeğim var. Bu 150-200 kilo konserve yemeğin yanı sıra evde de normal yemeğim var. Zaten sürekli yemek yapıp tüketiyorum. Pişmiş et yahnim var bugün. Yarın loot'a çıkacağız tekrardan. Arabamızı alacağız ve arabamızla beraber loot'a çıkacağız. Şimdi benim öncelikli amacım ne? Ben size söyleyeyim. Benim öncelikli amacım bir tane daha jeneratör bulup benzin istasyonunu devreye sokup sınırsız benzin kaynağı sağlayabilmek. Sınırsız benzin kaynağı sağlamak istiyorum. Bu yüzden yarın yola çıkacağım ve yola çıkacağım için öncelikle kullanacağım arabaya falan bir benzin yükleyeyim. İki tane eksiğimiz var bu arada bu seride. Bunlardan birincisi soba. Kış aylarına girdiğimizde evimizi ısıtacak bir sobamız yok ne yazık ki. Soba hala bulamadık. Bunlardan birisi soba, diğeri de benzin ihtiyacı. Yani benzin ihtiyacını net bir şekilde karşılayamıyoruz. Şuradaki boş benzin bidonunu da çantaya koy. Ve açıl susam açıl. Aç bakayım şuradan bagajı. Bagajın içerisinde boş benzin bidonlarını at. Bunlara ileride benzin doldurulacak. Oyunda tarım var Port Royal. Elbette. Oyunda tarım var. Dilediğin zaman tarım yapabiliyorsun. Kıyafetleri yıkamayalım şimdilik. Ne yapalım biliyor musunuz? Ha, bu ormanı bu arada neredeyse dümdüz ettim. Ve etrafta zombi var. Sürekli ormanın içerisinden zombiler geliyor şu ormanın içerisinden. Ben burayı her gün düzenli olarak temizlemeye çalışıyorum. Nasıl temizlik yaptığımı da size söyleyeyim. Zaten hani kan lekeleri falan yok ortalıkta. Görüyorsunuz. Bu yolda bir ton zombi öldü. Yani benim de toplamda öldürdüğüm zombi sayısı 1300. Takdir edersiniz ki ortalığın kirli olması lazım. Ama temizledim. Ve etrafı zombilerden de arındırıyorum. Nasıl yapıyorum bunu? Birazdan rahatsız edici bir ses duyacaksınız. Haberiniz olsun. Kornaya aralıksız abanacağım. 10 dakika boyu. Çalıda çırpıda zombi varsa çıkıyorlar. Ben de onları kesiyorum. Evet bak, çalıda çırpıda sağda solda herhangi bir hareketlenme yok. Üzgünüm, üzgünüm, üzgünüm. Kornaya abanıp zombileri açığa çıkarmam gerekiyor çünkü. Zombilerin hepsi çalıların içerisine gizlenmiş durumda olabiliyor. Şimdi o zaman yarınki loot'a çıkmadan evvel ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şu etraftaki çimenleri falan ben bir toplayayım. Çimenleri, çalıyı. Ay. Yine kırdık bir şeyleri. Loot'a çıkacağız da elimizde yeterince materyal var mı acaba? Vardır ya. Olduğu kadarıyla idare ederiz artık. Şu evin içerisindeki çalıyı çırpıyı bir sökeyim. Gerçi bunlardan da şey geliyor. Bunlardan da ağaç dalı, normal dal parçaları falan filan.
Ben burayı bayağı tertemiz ettiydim lan. Stoneshard'ı gördüm de kanka, İngilizce değil mi be? Canını yediğim. Ben de İngilizce mi var? Ben de İngilizce mi var? Evet, galiba çalıyı bu da seçeneğinin gelmemesi için elinden geleni yapıyor oyun. Ben böyle bıçakları ziyan ediyorum da dışarıda zombilerle karşılaştığımda bayağı onlar da beni ziyan edecek ya. Abi bu kadar çalı çırpı niye çıktı buraya? Neyse bunlar kalsın, gidelim zombileri gömelim. Yemek yiyelim. Yarın sabahtan loot'a çıkmış oluruz zaten. Ha, uyku düzenini de ayarladım bu arada. Char'ın belli bir uyku düzeni var. Belli saatlerde yatıp belli saatlerde kalkıyor. Genellikle akşam 10 gibi yatıp 11-12 gibi daha doğrusu. Akşam 11-12 gibi yatıp sabahları erkenden ayağa dikiliyor ki 2 tane mutfak bıçağı artı 3 tane yağ bıçağı bana günü çıkarttırır mı? Zor da deneriz be. Zor da deneriz. Şuradan hemen bir bahçe küreği alalım. Bu kürekle zombileri boş benzin bidonlarını yerlerine koydum. Eyvallah. Eren sağ olasın. Teşekkür ederim. Yani bir bota ihtiyacım olduğunu zannetmiyorum. Bahçe çapası var mıydı oyunda? İnan ben hatırlamıyorum ya. Şimdi hemen şuraya iki tane mezar kazalım. Ölüleri hızlı bir şekilde buraya gömeceğim. Niyetim o şekilde. Etrafta durdukları zaman hastalık yayıyorlar. Enfektelerin etrafta durup hastalık yaymalarını önleyebilmek adına şöyle çok seri bunları buraya taşıyacağız. Dediğim gibi arkadaşlar, yarın sabahtan yola çıkmak istiyorum. Oyunda saat 16.50'yi göstermekte. Akşam olsun, uyuyup uyanalım, ondan sonra loot'a çıkalım. Gitmediğimiz çok güzel bir yer vardı ancak orası zombi baskını altındaydı galiba. Bir yerde alarm mı öttüydü? Silahımız mı kalmadıydı acaba? Hatırlamıyorum pek fazla. Açık mezar yoktu balım, ben onları kapattım. Gizemli oyuncu. Açık mezarların bulunduğu yerlerde şu an arabalar var kanka. Buraların üstünü ben şeyle kapattım. Ahşap zeminle kapattım. Komple burası ahşap zemin. Ahşap zeminin üzerine de arabalar çektim. O mezarlar doldu. Açık mezarların tamamı kapatıldı. Hepsine zombileri gömdüm ve üstünü kapattım tekrardan. Çünkü ortalığa hastalık yayılsın istemedim. Zaten bir yere 5 zombi gömünce otomatik kapanıyor. Ve Alpfur, abi aboneliğimin son günü, yükleyecek param kalmadı, dışarıya da çıkamıyorum. VIP'lik istesem verir misin diye sormak istedim. Verirsen mutlu olurum, vermezsen de canının sağlığı yeter demiş. Lan seni mi kıracağım, vereyim lan. Seni mi kıracağım kanka, bir banın var acaba, kim attı banı? Kazara ben mi attım? Yoksa senin sicil o kadar da temiz değil mi? Ha evet, kazara ben yemişim kral, tamam. Kazara ben yemişim, sıkıntı yok, seni mi kıracağım ya? Eyvallah Alpfur. Takıl kafana göre, sıkıntı yok. Şu diğer cesetleri de gömelim buraya. İki tane zombi de karşıda vardı. Onları da gömeceğim diyeceğim de gömecek yer yok ki. Her taraf dolu. Ha, karakterin kilo alma verme durumunu da kontrol ettim. Alpfur rica ederim kankam. Ben teşekkür ederim asıl. Eyvallah. Biliyorum Twitch şey gibi değil. Twitch'in subscriberlık ücreti dolar üzerinden işlediğinden dolayı herkesin durumu müsait olmuyor buna. Farkındayım yani, sıkıntı yok. Burayı göm. Mezarı bir doldur. Tamamdır. Buradaki zombilerden de kurtulduk. Bir tek şu kısımda bir zombi grubu var. Onları da hallederiz. Şimdi önceliğimiz loot olmamalı bence. Çünkü evimde yeterince loot'um var. Evimde beni idare edecek yeterince malzemem var. Bütün hepsinden fazla fazla var. Şöyle bir kıyafetlerimi yıkayacağım. Artık evdeyiz büyük ihtimalle. Ben bir jeneratör bulmaya çalışacağım. Jeneratör bulacağım. Bulduğum jeneratörü benzinliğe götürüp benzinlikte çalışmasını sağlayacağım ve sınırsız yakıt kaynağına da sahip olmuş olacağım böylelikle. Çünkü jeneratör sürekli yakıt yiyor ve
durumu gün geçtikçe azalıyor. Harbiden jeneratörü nasıl onları ses edeceğiz hiçbir fikrim yok. Şimdi şurada bir dinlen diyelim. Zamanı nasıl geçireceğiz acaba? Aksiyon gireceğiz tabii ki canım. Aksiyon gireceğiz tabii ki. Ama aksiyon girmeden evvel sabah saatlerini beklemem lazım. Şimdi uyursam hayatta sabah kalkmaz. Ama uyku hapı gömersem belki kendine gelir mi? Ya evin bazı işleri var tabii ki. Evin bir takım işleri var da. Dur bakalım ya, evin bir takım işlerini halledelim. Şuradan baltayı al. Bu balta benimle beraber az mı orman kesti? Hey yavrum hey. Mesut, numaramı bulsan ne olacak kankam? Teşekkür ederim de. Desteğin için. Eyvallah. Numaramı bulsan ne olacak? Bende var. Arıyorum, açmıyor. Bak adam da oradan ne diyor? Bende var diyor. Arıyorum diyor. Açmıyorum diyor. Ne zaman aradın lan? 3-4 ay önce. Ya işlerden önce. Benim telefon çekiyor mu burada? O beni ilgilendirmez. Nasıl şey yapacağım? Hayal mi edeceğim Ege? Mantıklı. Ege beni arıyordur şu anda, bir şey yapayım bakayım diye. Peki seninle alakalı kurduğum bütün hayalleri sesli dile getireyim mi, ister misin? Gerek yok onlara o kadar. Değil mi? Zaten eve kapanmış vaziyettesin. Evet. Dışarı çıkıyor mu Ege, yoksa şey mi böyle? Harbi tüm gün evde misin? Ben de ne soruyorsam. Lan kime diyorum? Adam baskındaymış olabilir. Konuşuyor, duymuyor da olabiliriz. Yok kanka, bugün tarıma geçmem ya. Alo. Efendim canım. Sesim gelmiyor muydu az önce? Yok, az önce gelmiyordu, şu an geliyor. Ha, neyse, evdeyim ya her gün. Ne yapıyorsun peki, zamanını nasıl geçiriyorsun? Atomu Çok güzel. Başarılı olabiliyor musun peki bu konuda? parçalayarak. Ne kadar da şaşırtıcı. İşte evde seni izliyorum yani bu kadar. Vay. Çok da verimli geçmiyor Vay. yani. Övüyor mu, gömüyor mu? Bir ara böyle bir övecek gibi oluyor, bir ara gömecek gibi oluyor. Lan o dal nerede? Evet, böyle her şey simetrik olsun istediğiniz zaman bayağı bir sıkıntıyla karşılaşıyorsunuz tabii. Ben bu arada buraları var ya, hani şey 4 level almamdan falan fark etmişsindir. Garaj yaparken zaten pıtır 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 level aldım. Ozan hoş geldin kanka. Ozan, eve garaj yaptım biliyor musun? Eve garaj yaptım hacım. Bütün evi düzenledim. Bütün loot'u yerleştirdim. Bir de üstüne üstlük bütün loot'u yerleştirip evi düzenlemem yetmezmiş gibi çöpümü bile düzenledim. Artık çöpüm bile şey böyle, çöpüm bile düzenli. Hatta bak şuradan göstereyim şöyle. Bütün hepsi kategorize edilmiş vaziyette. Şurası odun stoğu kış için. Burada yemekler var. Yemekler ağzına kadar doldu. Dışarıda bak garajı görüyorsun şöyle hafiften. Bir 3 arabalık bir garajım var. Bir araba özel kamyonetim var. Ona ayrı bir yer yaptım. Bir tane daha arabam var. Araba dışarıda. O kornaya basıp zombileri üstüne çekiyor. Ben de oradan zombileri temizliyorum. Dıbığına çaktım serini. Dıbığına çaktım. Hayda, Mesut'a bak. Mesut benim numarayı alma derdinde. Hepsini off stream yaptım kanka. Ama bu şey değil, hani yayın dışı biraz madene gittik RP'si değil. Bak şöyle göstereyim sana. Duyuyor musunuz? Zombi var etrafta. Baba gel şöyle, gel şöyle. Alo. Hop. Nasıl buldu bu burayı? Kanka hani böyle yayın dışı birazcık madene gittik tarzında olmadı bu. Bayağı bir uğraştım. Buraların hepsini kendi el emeğimle yaptım. Şurada bir orman vardı hatırlarsın. Kapının önünü kapatıyordu. Bu ormanı böyle kazıya 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 şey yaptım. Mahvettim. Oradan odunları aldım. Aldığım odunlarla kendime garaj yaptım. 8 kasa kalas stokladım kış için.
Ayrıyetten sevdiğim arabaya özel bir tane yer yaptım. Garaj yaptım. Ve bir level aldım burayı yaparken. 4-5 level falan ardı ardına aldım. Şuradaki arabayla kornaya basıp gelen zombileri temizliyorum. Şimdi yarın loot'a çıkacağım da loot'a çıkmadan evvel şey yapıyordum böyle. Etrafı temizleyip zaman geçirtiyordum. Bu arada arkadaşlar şimdi burada geldi zombi efendi. Bize daldı. Ne oldu? Biz bu elemanı öldürdük. Ve kuvvetle muhtemel yok buraya kan sıçramamış. Şunu bir gidelim kenara atalım da buraya da ayrıyetten mezar kazacağım. Ha bir de işin güzel yanını söyleyeyim kanka sana Ozan. Bu asfaltı şeyi zemini gördüğün mezarlığın üstüne attım. Lan sıkıldım burada mezar görmekten. Bak gerçi dur şöyle bir arabayı kenara çekeyim. Hala burada mezarlar duruyor yani. Kaplama attım ama kenarından görüyorsundur. Buralarda şey var, zemin var da. İşte animasyon olarak iptal olmadı mezarlar. Ben de onları iptal etmek için ne yaptım? Arabaları bu şekilde park ettim. Ama yine de arada götü başı duruyor yani. Mezarlar pörtlüyor arada. Numarayı alma derdim kötü değil. Sorsan milli bile olmadım. Yaşım 21. Karşıyım, Antalya'ya gittim 10 gün filan kız geldi yattı. Lan ne diyorsun? Mesut. Ben niye her şeyi okuyorum böyle? Beni böyle bir peşinden sürüklüyor. Evet. Ben niye okuyorum oğlum her şeyi? Kankacım medeni durumundan bana ne amk? Yani medeni durumunu da anlatmıyor ki herif. Abi bekarım demiyor ya da hadi bak kaba bir tabirle abi abazayım demiyor. Abi seks yapmadım diyor. Nasıl bir beklenti içerisindesin Mesut? Bizim setten mi umut bekliyorsun? Abi ya hayır benden bir beklentisi var gibi hissediyorum o beni tırsıtıyor. O beni ne tırtırttı şimdi bak senden beklentisi varsa. Hayda. Kanka. Vallahi hocam Ortarion hoş geldin. Keşke karaktere yamansa. Bana yamanıyor. Bağışa baksana. Vergas'ı seviyorum seni evlenmedim ne falan filan böyle. Kanka korona var. Tabii. Yoksa hani seninle evlenmek için can atıyorum ama korona var biliyor musun? Şimdi düğün falan yapamayız. Hani toplu durmak yasak. Virüsü bir atlatalım. Hani virüsü bir atlatalım. Sen bana yatırım yapmaya devam et. Böyle tier 3 subs'lar falan filan. Lan ben de bildiğin şey oldum ha. Ben de bildiğin dolandırıcı oldum. Ama ne yapayım moruk? Sana birisi Ayça 22 numarası yaparsa sen de şey yapacaksın yani. Yanlış mıyım Ege? Adam bana Haklısın. yürüyor. Belli ki niyeti bana çakmak. Ben de biraz şey yapayım. Kullanayım. Naza gel ya. He. Tabii canım korona olmasa hemen nikah anında basarım. Şimdi arkadaşlar saatlerimiz 21.10'u göstermekte. Abi kusura bakma şaka yapıyorum anlarsın ya troll yapıyorum. Teşekkürler bu arada harbiden gülmek için yapıyorum. Eyvallah oğlum yani eğleniyorsan ne mutlu bana. Şimdi vaktimiz geldi. Şu böyle çöplerin kategorize edildiği yere elimizdeki çöpleri bırakalım. Çok aç bir vaziyette karakter. Güzel 80 kiloda sabit kalmasını sağlamak istiyoruz zaten. Bizim de amacımız o yönde. Üstüme başıma fazladan ağırlık almıyorum. Zira ilk halletmem gereken iş bana kalacak olursa bir jeneratör daha alıp onu benzinliğe yerleştirmek. Yana yakıla jeneratör arayacağız. Şimdi hemen bir yemeğimizi yiyelim. Dediğim gibi karakterimizin belli bir vücut saati oturdu. Ve çok çeşitli yemekler yapıyorum. Örneğin bu yaptığım yemek pişmiş et ve ton balığı yahnisi. Evet, sığır etiyle ton balığı ne kadar gider bilemiyorum tabii ki ama yani yine de bir şeyler ayarladık ve gıda ihtiyacını karşılıyor sevgili karakterimiz. Şurada da bir sigarasını içsin. Uyku hapı alıp öyle uyutacağım yoksa 9'da yattığında mümkünatı yok sabah benim istediğim vakitte kalkmaz. Şurada bir şöyle az uyku ilacı var mı? Var. Şuradan bir dal bir uyku ilacı çak bakayım. Bu uyku ilacıyla beraber yattığı zaman uykusunu da alır derin derin rahat rahat. Şöyle bir uyu dinlen bakalım. Ve Hamza abi oyun multi daha iyi olmuyor mu? Sence niye tek oynuyorsun yoksa
Kimsem yok, bir de bu aralar Minecraft oynuyor musun demiş Hamza. Hayda. Minecraft mı? Ona hayda demedim. Yine Büyüme hayda saati dedim. ayarladıydı. Şöyle böyle dedim. Gecenin üçünde Arak'ta karakter. Ne yapacağız? Oğlum niye gecenin üçünde kalktın lan? 4-5 saat uyudum. Ya şey, lag probleminden ziyade ben bir düzen takıntım var kanka. Ben ondan dolayı multi oyunlarda biraz rahatsızlık yaşıyorum. Yani şöyle düşün şimdi, misal ben yemek yapacağım, tuz lazım. Çat tıklıyorum buraya, tuzum, marinam, ketçabım, karabiberim, hardalım, balım, bak hepsi burada. Ya da işte hadi karakter kendine gelsin, mutlu olsun, bir mısır patlatayım, tak. Tıklıyorum kanka buraya. Burada mısır yok. Kuru Japon eriştesi var ama yan reyon mısır. Burada mısırlar var. Bir şey soracağım. Bizim jeneratöre ne oldu diyecektim lan az daha. Burası nerenin ışığı? Şeyler kapalı, gecenin bir vakti ya. Nasıl şey, nasıl karanlık ortalık? Nasıl karanlık? Yok abi, bu vakitte yola çıkılmaz. E uyku hapı da içtim bu benim istediğim vakitte kalksın diye. Ne yapacağız? Sabah koşusu mu? Abi bu oyun bende de var. Oynamayı bilmiyorum. Yüklemesi benim de PC 4 saat diyor. Multisi varsa seninle oynamak isterim. Bir de minimum hangi sistem kaldırır? Bilmiyorum kanka. Ya Mesut ne diyorsun ya? Yine adam dildo mildo yardırmış ya. Nasıl balın orada değil ki? Ne balın orada değil? Bal burada. Evet, oyun fazla sistem istemiyor bu arada. Depremden dolayı mı kalktı karakter? Yok, zannetmiyorum. Pekala. Arabanın farları çalışıyor muydu acaba? Şu yemeği bir yanımıza alalım. Gerçi bu yemeği yanıma alırsam, yemeğin 1 bölü 4'ünü bir ye. Lan arabayla gidiyorum. Bir tencere ağırlık yapacak. En fazla ne kadar ağırlık yapabilir ki? Ya da sen hepsini ye. Kalanın hepsini bir göm. Jeneratörü falan kapatıp öyle yola çıkalım abi. Oh, kilo almaya da başladı. Alsın, önemli değil. 80-85 kilo arası ideal. Bekle bakalım. Şurada kullanmadığımız tencereleri buraya atıyorduk. Buraya atalım. Su dolu saplı tenceremizin suyunu dolduralım. Merhaba. Burada benim su doldurmak için kullandığım bir şey var mı? Var. Şunu bir su olarak doldur. Allah razı olsun Mesut. Teşekkür ederim canım. Eyvallah. Beni bir arkadaşın olarak görüyorsan ne mutlu bana. Teşekkür ederim. Merak etmeyin bu arada ya. Seni seviyorum diyeni şey algılamıyorum böyle. Lan sen erkeksin, ben de erkeğim, hayırdır bana mı yürüyeceksin diye algılamıyorum, merak etmeyin. Şimdi benim en son jeneratör gördüğüm olarak hatırladığım yer farlar. T'ydi galiba farlar. Abi saniye, bunun da farlar bozuk galiba ya. Lan bu arabanın da mı farlarını kırdım ben? Evet, sağ far, sol far yok. Pekala, pekala. Çözüm bende, çözüm bende. Sıkıntı yok. Çözüm bende. Sağlam olan arabaların şeyini söküp buraya takacağım. Ha, bu arada az görüyor olabilirsiniz. Ben de az görüyorum. Merak etmeyin, aynıyız yani. Şey yok, bana torpil yok. Şu tornavidayı ver bakayım. Abi kamyonumun farlarını söküp buraya takacağım. Easy tamircilik becerisi kasmaca. Hollanda biletlerini aldım. Elimizdeki parayı yiyip gelelim mi? Almayayım kanka, sağ Arabayla alakalı bildiğim tek şey far değiştirmek. Arabanın kaput yamulmuş, kaşı gözü dağılmış, her şey her yerde. Ama ben farları değiştirebiliyorum. Neyse, en azından önümüzü görürüz lan. Gecenin bir vakti. Bagaj %50 hasarlı. Kaput yok. Bir ton zombiye çarptık. Çok doğal. Tam neyse, bu araba ileride değiştirilir. Sorun yok. Şu ötekini de tak bakayım.
Eyvallah Mesut, eyvallah, eyvallah. Neşen daim olsun. Şu çantayı bir ikinci elime ver. Ondan sonra tornavidayı da bir yerine koyalım. Çünkü tornavida varken elinde bıçak kuşanmaz. Şöyle bir iki tane de yağ bıçağı alayım mı? Ne olur ne olmaz yedek. Şöyle bir iki tane yağ bıçağı alayım. Mutfak bıçağının yeterli gelmediği yerde yağ bıçağını kullanırız. Ben çıkana kadar sabah oldu sabah. Hadi bakayım araba. Farlar. En azından yolumuzu görüyoruz abi, daha ne? Şuradan bir dönelim bakalım. Şimdi arkadaşlar bir jeneratör arıyoruz. Aradığımız jeneratörü büyük benzinliğe götüreceğiz. Büyük benzinlikten o jeneratörü açıp geleceğiz ki sınırsız benzin kaynağına erişebilelim. Çünkü depomuzda ağzına kadar boş benzin bidonu dolu. Ocağın altını açıp unuttum. Şaka yaptığımı zannediyorsunuz, değil mi? Tebrikler. Araba çalışır vaziyette dursun. Yo yo yo. Ocağın altı dediğim jeneratör. Buzdolabında çürüyebilecek yemek yok ki. Niye jeneratörü açık tutayım? Ne gerek var? Şu jeneratörü bir kapat bakayım. Buzdolabında çürüyebilir bir yiyecek yok arkadaşlar. Tereyağı çürümüyor, dondurma çürümüyor, kurabiye, muffin ve nane şekeri de çürümüyor. Yani burada çürüyebilecek bir malzeme olmadığından dolayı ben evde yokken jeneratörün açık kalmasının bir anlamı yok. Hem ses yapar hem yakıt yapar. Gerek yok böyle bir şeye. Karakter nasıl kilo veriyor? Ben deli gibi odunculuk yaptırdım. Odun kestirdim, kilo verdi. Kıç tarafına bindim arabanın. Neyse, iyi ki arabayı çalışır vaziyette bıraktık. Şimdi jeneratör nerede bulunur? Fabrika benzeri yerlere girmemiz lazım galiba. Etrafta böyle fabrika benzeri bir yer hat... Ya ben bir yerde jeneratör gördüm. Bir yerde hatırlıyorum jeneratörün olduğunu da. Nerede olduğunu bilmiyorum. Hocam merhaba. Tamam, bir saniye bekle. 2 saniyede zombi temizleme etimi. Buralar normalde benim temizlediğim yerler. Hadi şurada bir aksiyona girelim. Biraz fazla aksiyona girdik. Bardağın dolu tarafını göreceğim. Sadece 5 tane zombi çekti. Buralar bizim semtin etrafı. Mahallenin etrafını temizlemekte fayda var hocam. Arabayla böyle kornaya abanmamızın sebebi zaten zombileri üzerimize doğru çekmekti. La ben sanki şu evlerde bir yerde bir jeneratör hatırlıyorum ya. Bir yerde bir jeneratör vardı. Net hatırlıyorum. Bir saniye. Şu arabanın sağlam farlarını gasp etmeyek mi? Edemem ki. Tornavida yok yanımda. Bak chat'tekiler de diyor. Küçük bir kulübe vardı. O küçük kulübeyi sen yamultluydun. Oradaki küçük kulübeden bulduydun diyor ama. Oğlum burayı da temizlemek için ne uğraştıydık be. Şuraya baksana, oyun laglanıyor, oyun. Şuraya bak. Her yer zombi. Hala da varlar. Burada kornaya abanmam hocam. Bura bizim semt değil. Bura bizim semt değil. Burada mazara ederler bizi. Yukarıda adamlar hala yaşıyor. Yok abi, bizim gireceğimiz yer bura değil ya. Şuradan dimdik bas. Buralarda diye hatırlıyorum o şey, jeneratör. Harbiyim jeneratörü buralarda diye hatırlıyorum. Ama buralarda haddinden fazla zombi var bak. Şurada küçük bir kulübe var. Buradaki kulübe de olabilir belki. Farı kapa. Farları kapa. Arabadan in. Kornaya abanmayacağım, bunların sağ solu belli olmaz. Mesut'cum hiçbir fikrim yok balım. Hiçbir fikrim yok ama şey, bildiğim kadarıyla göz kusuru 14'e kadar müsaade ediliyordu.
Ya tabii askerlikte er için alım böyleydi galiba. Ya benim arkadaşım da kısa süre önce askere gittiği için biliyorum. 14'e kadar askeri alım gerçekleştiriyorlardı. Ama hani bulanık görme, yani bulanık görme şeydi galiba, net görememe, astigmat. Astigmat ve uzağa görememe varsa ve hani göz tembelliği falan böyle bir şeye engel mi bilmiyorum. Pilot almaya engel. Ona eminim de. Diğer senin dediğin uzman çavuş durumuna engel mi bilmiyorum. İnşallah uzman çavuş olabilirsin kankam. Yani dileğim bu yöndeyse. Buradaki jeneratörü aldık mı biz? Selam amca, ne yaptın? Buraları lootladık mı? Oo, buralarda daha loot var. Evet. Evet abi, loot yapmaktan kim usanır? Ben usanmam. Bir yerde sesini duydum. Neredesin? Şöyle bir bağıralım hey sen diye. Şuradakiler mi? Yok, buradakiler değil. Araba var yanımda bu arada. Hiç problem değil yani. 60 kiloya kadar taşıyabiliyorum yanımda araba olduğu için. Buranın camını mamını kırmışlar hocam. Ha, buradasın. İşte bu. Pilot olamam zaten abi. Komutan Mesut, füzeleri atlıyorum. Füze karakola gidiyor. Uzaktan körüm yani. Anladım. Anladım kankam. Mesut'cum, dediğim gibi her şey gönlünce olsun. Yani umarım her şey dilediğin gibi olur. Ha, buralarda alarm malarm çalmış. Belli ya. Bu normal bir ev değil çünkü. Buralarda bir alarm çalmış. Ev hiç normal durmuyor. Alarm çalmış. Biz evi lootlamadan terk etmişiz. Yani büyük ihtimalle senaryo bu şekilde gerçekleşti diye tahmin ediyorum. Çünkü geriye kalan her şey duruyor. Bu arada bol bol tencere stoklamak istiyorum da. Alayım mı tencere? Alayım ya, ne olacak? Saplı tencereleri falan boş ver de. Normal tencere alacağım. Normal tencere ölçü gibi bir şey çünkü. Hala bir yerden zombi sesi duyuyorum. Abi bu evin buralar falan çok şey. Nasıl diyeyim? Çok değişik alanlar buralarda. Harbi zombi sesi duyuyorum. Evet, jeneratör için çıktım yola ama jeneratör buralarda. Motelin arkasındaki garaj. Motele nasıl gidiyorduk acım? O zaman şu eve bakayım, çok oyalanmayayım. Direkt motelin oraya gideyim. Bak, evin bu noktası temiz. Düşük seviye balıkçılık. Var mıydı bu evde? Neyse, varsa da yoksa da alırım. Tamam, şurayı alayım hemen. Oraya doğru yola çıkalım. Loot hep lazım olacak yani şimdi. Tamam, eyvallah. Bir şey için yola çıkmış da olsak. O loot her daim lazım olacak abi. Ampul de işe yarıyormuş bu arada. Baksana, arabanın farlarını falan değiştirdik. İçimde kalırdı bakmasam. Hah, tereyağı, kurumuş et. Ver lan kurumuş eti, ana envanterde dursun, yeriz belki. Erimiş dondurma, eyvallah. Motelin arkası, motelin arkası, hatırlıyor gibiyim sanki. Şu en lan. Sağlık kiti almadan çıktık. Hallederiz ya, bir şey olmaz. Şş, gel buraya. Hey. Tamam, mutfak bıçağını şöyle bir at. Kırık mutfak bıçağını. Zombinin üzerine at. 14 tane yağ bıçağı var. 14 yağ bıçağı bizi idare eder. Şimdi asıl evet, o motelin arkasındaki eve gideceğim ama motelin arkasındaki evden önce abi, Uyanık Gaming TR. Bu arabaları madem kullanmıyoruz, depolarındaki benzin de gereksizdir abi. Depodan benzin emüklerken yakalanmayalım da. Sıkıntı olmasın. Selamun aleyküm. Nasıl da güzel çaldım. Benzin ekle abi. Benzin ekle abi. Götür 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 götür. Yolda mı kalalım kardeşim? Gel böyle.
Var mı? Kaldı mı bunun deposunda benzin? Hala mı kalmış? Bir saniye. O şey benzin ayağına adam bizi emecek. Biz benzini emeceğiz, adam da bizi emecek ama karlı bir iş olmaz o. Cesedi yak mı? Bir saniye, cesedi benzin döküp yakıyoruz mu lan? Johnny Gaming? Uuu! Abi kendimden korktum. Bir tur ürktüm abi. Bir tur ürktüm. Ve Mesut abi Stoner serisini takip ediyorum ve oyunu bayağı seviyorum. Önceki serileri de izledim ve serinin bugünkü live bölümünü batırdın. Düzeltecek misin? İnşallah. İnşallah. Ve Çukundur 67 ikinci ayını kutlamış. Vay be, bir ay olmuş demiş. Eyvallah Çukundur. İkinci ayın kutlu olsun, sağ olasın kanka. Neden mutsuz? Çünkü sigara içmesi gerekiyor. Arabanın bagajını kapayıp öyle yola çıkalım. Yani gözümüzün önünü göremiyoruz ki arkadaş. Sigaranı bir iç. Ay yağmur yağması iyi bir şey aslında. Bizim yağmur toplayıcı su fıçıları dolar. Benzin de bayağı iyi. Farlarımı kırmadan hareket etmeye çalışacağım. Bu arada burası haddinden fazla zombi dolmuş. Haddinden çok çok fazla. Şimdi motelin arkasındaki garaj. Motelin arkasındaki depo daha doğrusu. Burası büyük bir alışveriş merkezi. Abi yağmurda lastikler tutmaz. Birader bura niye bu kadar kalabalık lan? Hortlar hareket etmiş abi belli. Hortlar bayağı hareket etmiş. He bu arada tüm Assassin's Creed'leri indirdim abi. İndirimde abi almayı düşünüyorsan Odyssey bayağı düşmüş. DLC'leriyle falan 110 TL olması lazım hatırladığım kadarıyla. Gold Edition'ı 148 TL ve bilmiyorum kanka. Bilmiyorum. Bu arada farlar olmasa kesinlikle hayırlı işler. Farlar olmasa Jortingen Streise. Farlar olmasa yandık abi. Ya gerçi bir tane ampul lootladım da. Abi bura ne? Hocam bura bu kadar değildi. Biz buranın altındaki benzinliğe falan gittik abi. Harbi bura bak. Ölüler falan var görüyorsun değil mi? Biz bura... Oğlum hortlar çok fena gezmeye başlamış. Reis ben moteli geçtim mi? Motel biraz daha altta diye hatırlıyorum. Bak ilk benzinlik bura. İlk benzinlik buraya. Buraya geldiğimize eminim. Bak burası motel. Sunshine Motel. Buranın üstü mü dediydin kral? Oğlum zombi sayısı çok artmış lan. Arkası. Eyvah eyvah. Ya abi göç doğrultusunda bizim eve gelirlerse ne yapacağız? Bir alt sokaktan döneceğim. Eyvallah eyvallah. Babuş vallahi senin yayınını izlemek için yarım saattir kardeşimle boğuşuyorum. 35 kez beni yataktan aşağı atarsan bırakacağım dedi. Attım küstü şimdi de demiş. Ki tek telefon falan mı var son diyor. Oğlum bu hava ne? Beyler amel defterimiz kapandı galiba. Aşağıdaki depoyu mu diyorsun? Burada bir depo var gibi ama. Oğlum bu yağmur bizim amel defterimizi kapatır. Bu hava bizi mahveder. Dur. Zombiler durun. Baba dur. Dur dur dur. Baba dur. Araba yeni. Kaç zombi var? Farları kapa bismillah. İn. Koş. Koş 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 koş. 3 tane 5 tane 15 tane. Buranın arkası da varmış. Şimdi bir saniye. Tek tek abi tek tek. Yanıyor gözyaşlarım tek tek.
Sakin, göt temiz. Ön 6 kill, göt sağlam, göt sağlam. Karakter panik atak geçiriyor. Panik atak geçiriyoruz, sakiniz. Abi bu ne? Bütün zombiler aşağı inmiş, memlekete inmiş bütün zombiler. Lan ben kornaya basıp 2 tane zombi öldürdüğümde şikayetleniyordum burada ne çok zombi var diye. Şimdi arkadaşlar yağmurdan sığınma taktikleri Vol 1. Şu ikisini, üçünü kesip diğer arabaların birinin içine gireceğim. Yağmurdan korunmazsak çünkü bokumuz çıkacak. Burası şey değil değil mi? Sıra garajlar var burada. Aşağısı, aşağısı kanka. Aşağısı bura değil de buraya da gireceğim bir. Burada da buzdolabı var. Belki içeride çürümemiş yemekleri falan toplarız. Oğlum bir de alarm varsa var ya burada, üf. Alarm varsa keyfi söylemek bile istemiyorum. Belki beleş araba buluruz. Bulamadık abi. Şu kurumuş eti yesene bir. Yarasın moruk. Mesutcuğum eyvallah canım, eyvallah. Desteğin için çok teşekkür ederim de biraz fazla artı 18'e kaçmış o mesaj sanki. Biraz fazla artı 18'e kaçmış gibi. Eyvallah, yine de teşekkür ederim. Abi bu yağmurdan kurtuluş var mı? Yok. Günlerce yağdı olmuştu, hatırlıyor musunuz? En son oynadığımızda 2 gün falan yağmıştı. Bu arada depo aşağıda muhtemelen kanka. Yukarısı mı? Yukarısı derken? Ha, buranın bir üstü. Şura. Yo, ora, lan motel la bura. Kanka şu boktan bir kurtulayım da oraya bir bakarız ya. Şu an inan görüş açım sıfır. Görüş açım sıfır abi. Evde o kadar el feneri var. Peki bir tane bile el feneri getirdim mi? Hayır, getirmedim. Neden? Çünkü ben bir kek koyayım. Şunu ikincil donanım olarak kuşanabilir miyiz? Teşekkürler. Allah razı olsun. Dur bir gözümüzün önünü göre göre bir götün ilerleyelim. Şş, ölü müsün diri mi lan? Tamam, ölmüş köpek. Selamun aleyküm. İki kişi depoda, kim bilir neler yapıyordunuz. Ataş yok. Ataca ihtiyacım yok, eyvallah. El fenerini yaratıkların gözüne gözüne tutmayayım da. Selamun aleyküm. Hadi çık ortaya. Tamam, kimse yok. Lan buraya kadar geldik, çöp poşeti lootlamaya mı geldik lan? Kivi. Pil. Ahşap tutkalı. El feneri. Bir tane pil bulunsun yanımızda. El feneri. Kolibandı. Ulan var ya, Allah'tan şey var ha, çuval. Ataş kutusu. Ver bakalım. Levye küçük. Küçük metal saç. Bir saniye. O küçük metal saçı verir misin canım? Ben artık elektronikle alakalı malzemeler de topluyordum. Tam depoya atmıştım hatunu. Sen gel zombi ol mu? Hayda. Balyoz var evde arkadaşlar. Balyoz var. Dert etmek gereken hiçbir şey yok. Çadır kazı, brokoli tohumu. İkisinin de şimdi... İkisine de şu an ihtiyacım yok. Ama brokoli tohumunu alayım madem. Nasıl olsa hepsini envantere atıyorum arkaya. Ta ataç kalsın ya. Ataç kutusu var. 100 tane çıkmıyor mu bir tane kutudan? 100 tane çıkıyor. Şimdi buralarda boş dolaplar var değil mi? Bu buzdolaplarının tamamı boş. Dayı ne yaptın? Dayı burası boş yani, en azından yağmurdan korunduk diye sevindik de. Avradın ölsün. Oğlum nasıl geldin lan buraya?
Herif arka kapıya kamp kurmuş. Adam böyle gelir gelmez tekledi. Ah, ve Mesut abi özür dilerim demiş. Evet onu okudum. Ve Şahan Reis selamlar. Basit bir mobil strateji oyunu yaptım. Aklıma sen geldin strateji oyunlarıyla demiş. Geri kalan mesaj çıkmamış. Hocam şey Google Play'deki adını verirsen yukarı çapraz. Sağ çapraz mı kanka? Sol çapraz zaten şey yani sağ çaprazı kastediyordur muhtemelen. Google Play adını söylersen zevkle göz atarım. Şu istikamette mi? Mouse'la gösterdiğim. Yok yok ısıramadı, ısıramadı. Sağlık durumumuz gayet iyi. Genel sağlık durumumuz da iyi, experience durumumuz da iyi. 5 tane beceri puanım var. Hangi özelliği gelirse tak 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 şey yaparız. Bir parça altı gibi. Yani böyle bir sanki bir ucuk böyle bir popişimizin ucundan bir kopardı gibi oldu da. Aha da koşuculuk altı. Şu çalıya çırpıya çarpmayalım da. Sağ çapraz, sağ çapraz, sağ çapraz, sağ çapraz. Evet işte burası. Adam zor bir yer tarif etmemiş ki. Çitlere girdim deme de bana şimdi. Evet abi varsa burada vardır jeneratör. Varsa burada vardır jeneratör. Varsa burada vardır gerisi yalan. Ajan 007 James Bond. Ulan iyi ki var ya şeyimiz var ha. İyi ki el feneri var. El feneri olmasa var ya şu an yan yan yattıydık yemin ediyorum ha. İni mini minnetliydi bunlar bizi. Üçer tane zombi burada var falan. Kral bir saniye. Arabaya bir gir. Arabaya bir gir. Bekle lan. Bütün hepsini pil hariç at arabaya. Bil lazım olur. Güray, selamünaleyküm demiş. Aleyküm selam Güray, hoş geldin. Güray efendi, senin şeyden haber var mı? Elemandan. Anam. Bilader belki tuvalet dolu. Ne zorluyorsun? Ne zorluyorsun? Belki tuvalet dolu. Evet arkadaşlar, jeneratörü bulacağımız o malum depoya inşallah yani. Bulacağımız derken jeneratör burada gibi konuştum da. Bulacağımızı umut ettim, o malum depoya geldik. Bulamasak bile hiç yoktan dünya kadar malzeme lootlamış oluruz. Ki burada oh böyle bak içecek yeri falan filan da var. Ve buranın için nispeten daha güvenli. Çünkü tek giriş noktası burası. Aslında böyle bir yeri bile şey yapabilirsin, sahiplenebilirsin ya. Arkasına şöyle bir duvar örüp, bir kapı yapıp gerçekten burayı böyle sahipleneceğin bir üssü olarak kullanabilirsin. Ve Sondiyok'tan da aleykümselam mesajı var. Eyvallah Sondiyok kral, sağ olasın.